Kocaeli'ndeki bir başka protestoya gideceğiz şimdi. Orada da AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu protesto edildi. Peki neydi bu protestonun sebebi? Öncelikle öldürülen 8 yaşındaki Nari'nin cinayetinin araştırılması için bir komisyon kurulması teklifi verilmişti mecliste ve reddedilmişti. İşte buna karşı çıktılar. Diğer bir sebepse sokak hayvanlarının öldürülmesiyle ilgili yasaya olan tepkiydi. Güvenlik görevlileri müdahale etti protestoculara ve salon dışına çıkartıldı. Nari Güren cinayeti araştırılmasın diye oy verdiniz mi? Gülerek selfie çekerken, hayvanlar, çocuklar öldürülürken gülerek fotoğraf verdiniz mi? Nari Güren cinayeti araştırılmasın diye oy kullandınız mı, kullanmadınız mı? Dokunma bana. Dokunma. Nari Güren'in kanı sizin de ellerinize bulaştı. Çocuk. Yine bir başka protestoda Rize'deydi sevgili izleyiciler. Bir fast food zincirinin şube açılışı vardı. Ancak o açılışta da AK Partili başkanlar, bürokratlar ve daire müdürleri vardı ve İsrail'e destek verdiği iddiasıyla tepki protestosu yapıldı ve akademisyen Kemal Sağlam "Kahrolsun İsrail" diye bağırınca da darp edildi. Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de düzenlenen fast food zinciri şubesinin açılışında AK Partili başkanlar da katıldı, çelenk gönderildi. Artvin Çoruh Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doktor Kemal Sağlam, söz konusu yemek zincirinin İsrail'e dolaylı olarak destek verdiğini söyledi. Açılış sırasında Filistin halkı katledilirken bu firmanın açılışını yapmak katliamlara destek vermektir dedi. Açılışı protesto etti. Ardından saldırıya uğradı. Kahrolsun İsrail diye bağırıp yürümeye devam ettim. Gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terör örgütünün parasını yemek isteyen, onlarla iş yapmak isteyen, böyle bebekleri öldürmek isteyen İsrailliler bana saldırdılar. Saldırganlardan şikayetçi olan Kemal Sağlam darp raporu aldı. Karakola giderek ifade verdi. Açılış dualar okunarak yapıldı. AK Parti İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük açılışa çelenk gönderdi. Yola kadar takip ettiler. Az kalsın arabaların altında kalıyordum. Peşimden koştular. Dövdüler. Kulaklarımı patlatmışlar. Burnumu patlatmışlar. 10 kişi birden dövdüler.